Merhaba arkadaşlar, Tığ Oyaları Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şimdi size arkadaşlar bu tek renk tülbente yine çok güzel bir model hazırladım. Şöyle ilk önce tığ numaram 21 numara ve yağ yeşili tülbentimle birebir aynı renkte olan 732 numara tülbentim bu renkte arkadaşlar. Işık yansımasından parlak çıkabilir. Şöyle modelimi de göstereyim sizlere. Evet, şöyle modelim bu şekilde arkadaşlar. Bu modeli size daha önce tasarlamıştım fakat bu trabzan kısımları 5 zincirle aşağı inilip 5 zincirle yukarı çıkılıyordu. İsteyen kişi dedi ki abla burası çok zor oluyor. Bunu biraz kolaylaştırır mısın dedi. Hani 5 zincirle aşağı in tekrar yukarı çık. Bunun daha kolay böyle tığa uygun iğneden tığa yaptım. Bir de kendi kendime arkadaşlar dedim ki şöyle bir oval kaya yapayım. Hep aynı hizada olan bir trabzanlardan oluşuyordu. Bu şekilde şöyle küçük tepecikli oval oyuntulu bir dağ yaptım bademlerin arasına arkadaşlar. Bir de bu son 3 pipirik yoktu. Bunu da dedim burası böyle olsun. Bu dağ kısmını tasarladıktan sonra tepe kısmına da üçer tane kirpik yaparak biraz daha farklılaştırdım. Mor renk bir tülbente yapmıştım. Numarasını hatırlamayacağım ama sayfamda var arkadaşlar. Alt kısımlarda görebilirsiniz. Bakın onun daha kolay tasarlanmış hali. İğneden tasarladığı modeller iğne yasasındaki gibi olunca biraz daha tığdakiler zorlanabiliyor. Daha da kolaylaştırıp bu şekilde hem de arasını da bu şekilde küçük bir tepecik olarak oval bir tepecik olarak yaptım. Orada hep aynı şekilde şöyle 3 seferde alınan trabzanlar gibi olurdu. Ama bakın bu şekilde tasarladım. Çok hoş oldu bu tepecikler de ara kısmında arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şimdi modelimizin de anlatım kısmına geçelim. Bir de şu belki tülbent yeşilinden net gözükmediyse bir de şu şekilde tutayım arkadaşlar. Şöyle beyaz zeminin üzerinde bakın. Evet şöyle tülbentimi de üçer zincirle tığ battılar hazırladım bakın. Şöyle terse doğru kıvırıyorum ben yaparken. Tığlama işlemini elimle kıvırırken şu şekilde şöyle göstereyim bakın. Böyle şöyle elimi evet bakın bu şekilde kıvırdığım için arka tarafına geliyor. Böyle biraz elimi ıslatınca gayet rahat. Ben kıvırabiliyorum. Eğer kıvıramazsanız ip halinde arada ip götürün. 696 no'lu videomda ip götürme hali de mevcut. Tığ battı işlemi de mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Köşe dönüm işlemi de mevcut. 696 no'lu videoma bakarsanız böyle kenar kıvırma, köşe dönme işlemi orada mevcut. Oradan tüm püf noktalarıyla öğrenebilirsiniz. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Şöyle ilk önce bademlerini yaparak başlıyorum. Evet, şimdi nasıl yapıldığını geçelim. Evet, şimdi ilk önce bademini yaparak başlayacağız. Bakın şöyle arada birer tane mesafe bırakıp 3 tane tersini çevirelim ilk önce arkadaşlar. Tersinden yapılacak bademlerin yuvası. Tığ battıları hazırladık. İlk başlarken bu şekilde. İlk önce bademini yaparak başlıyoruz. Şöyle 3 tane tığ battı sayıyorum. 3 tığ battıdan sonra şöyle ipimi sabitledim. Siz ilk başlarken herhangi bir tığ battıya sabitleyerek başlayabilirsiniz. Şöyle bir tane ara mesafesi bıraktım. İki tanesi de bu bademimiz için yuva olacak. Şimdi 5 zincir çekiyorum.
Sıkı sıkı 5 zincirimi çektim hemen. Yanındaki hiç tığ battı atlamadan bu şekilde yanındaki tığ battıya sabitledim. Bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitledim. Bu şekilde. 7 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6 ve 7. 7 zinciri kapatıyorum. Bu ilk kirpiğim. 7 zincirden buraya toplamda 4 tane bu şekilde kirpik yapacağız. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi kapatıyorum. Şöyle. Yuvaya tekrar 7 zincir, 5, 6 ve 7. 7 zinciri kapatıyorum yuvaya. Evet, şöyle 1, 2, 3, 4 zincir. Sonuncuyu da kirpikler gibi nasıl yapacağız kolay bir şekilde. 2 defa tığı doladım 4 zincirimin üzerine. Aynı yuvanın içine giriyorum. Şu ipi de arkadaşlar şöyle arkaya doğru çekerseniz kenarda yanık izi olmaz. Arkada yanık izi olur. Bakın gördünüz. Kolay bir şekilde arkaya çektim. Bunu 1, 2 ve 2. 4 tane bu şekilde kirpiğimiz oldu. 7 zincirden oluşan. Sonuncu kirpiği bu şekilde yaparsanız yukarı tekrar zincir çekip son kirpiğe girmek zorunda kalmazsınız. Bakın kolay bir şekilde yukarıya çıktık. 4 zincirle dönüyorum. Bir tane badem yapacağım için yavaş yavaş anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bakın. Hemen kirpiğin içerisine girdim ve buraya sabitledim. Bu bizim ilk yuvamız. 4 kirpikten buraya 3 tane yuva olacak. Bakın 3 zincir. Sıradaki kirpiğin içerisine şöyle sabitledim. Köşede 4 zincir çektim. Sonra 3 zincir. Şimdi de 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Sonuncu yuvaya bakın nasıl trabzan yapacağım. 1, 2 ve 2. Arkadaşlar bunu deneyin. Gerçekten çok güzel bir bademiniz olacak. Evet sonuncuyu yuvayı trabzanla yaptım. Hem de yukarı çıkmış oldum. Geri dönüp zincir çekip sık iğne yapmaya gerek kalmadan kolay bir şekilde bir badem. Evet yine 4 zincir çekiyorum. Çevirdim. Şöyle. Bakın bir sonraki yuvanın içine 4 zincirimi sabitledim. Son yuvalarda, son kalan yuvalarda 2 tane zincir çekiyoruz. Bunu unutmayın. Sonuncu yuvamızı 2 zincir ve 3 seferde aldığımız trabzanla yapıyoruz bademimizin. Bakın bu şekilde kalıp gibi oluyor. Yine 2 zincir çekiyorum çünkü tek yuvam kaldı. 2 zinciri bu tarafta çekince daha güzel duruyor. Bir defa tığı doladım. Tek kalan yuvamın içine de şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2. Bakın ters tarafında bitirdim. Ters tarafından başladım. Son yuvamı da ters tarafından bitirdim. Şöyle bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle makasımı alıp ipimi kopardım. Bu son yuvada bitirmemizin sebebi de arkadaşlar bakın şöyle düzine çevirdiğimizde bu ilmeği arka tarafına doğru yakacağız. O yüzden hani ön taraf tertemiz olacak böyle güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi kalıp gibi kolay, çok güzel bir duruşu olan badem oldu. Siz de bu taktikle yaparsanız aynısı olacak arkadaşlar. Evet, şimdi yeşil çimen kısmına geçelim. Evet, bademimizi yaptık. Burada bir ara suyumuz vardı demin gösterirken arkadaşlar. Buradaki ara suyunun aynısı. Onu söktüm ki ilk başlar gibi nasıl size tarif etmek için daha iyi anlaşılır olması için videonun. Çünkü herkes usta olmuyor. Yeni başlayanlar da bu videodan faydalanabilirsin. Şöyle bakın. 2 tane badem arasına kaç tığ battı bırakacağız. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın 11 tanesinin 2 tanesi bu şekilde bademimiz için yuva oluyor.
Geriye 9 tane kalıyor. Bir tanesi de şu ara suyu için gidiyor. Bu dağ için bize 8 tane lazım oluyor tığ. Evet, umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Yeni öğrenenler için de faydalı bir video olmasını istedim. Evet, şöyle siz ilk başlarken bu şekilde arkadaşlar sık iğne ile sabitleyerek başlayabilirsiniz. Şöyle geride bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tığ battıya batarak başlayabilirsiniz. Bademden bir önce 8 tane tığ battığı olması gerekiyor. Şimdi biz hemen 3 zincir çekerek tepenin yapımına başlıyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Sık iğneden sonra 3 tane de zincir çektik. Bir defa tığımı doladım. Hemen yanındaki hiç tığ battı atlamadan yanındaki tığ battıya şöyle 2 tanesini aldım. 2 tanesi tığımda trabzanımın. Yine bir defa doladım. Sadece 2 tanesini aldım. Bakın adedi 3'e çıktı. 3 tanesi ilmek tığımda. Üçünü birden kapatıp buraya bir trabzan oluşturdum. Tepe noktası çok güzel duruyor bu şekilde. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Ara kısımdan giriyorum. Bakın her ikinin şöyle tepe kısmından girip 5 zincirimi kapattım. Bir tane kirpik oluşturdum. Arasına bir tane zincir çekiyorum. Şöyle 2 defa doluyorum. 2 defa dolamamın sebebi kalın, şöyle sağlam, güzel görünüşlü bir trabzanımın olması. Hemen yanındaki tığ battıya giriyorum. 2, bakın fazla uzatmıyorum. 2, bir tık bir öncekinden uzun olması yeterli. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Aynı yuvaya girip 1, 2, yani 2, 2, 2 tane aldım. Yine tığımda 3 tane var. Üçünü birden kapattım. Ve 5 zincir. 5 zincirimi şöyle arasına girip her iki trabzanımın tepe noktasına kapatıp kirpik oluşturdum. Ara mesafesi olarak bir tane zincir çekiyorum. 3 tane doladım tığımın başına. Her seferinde bir tane dolama artırıyoruz. Burada 1, burada 2, burada 3. Bakın hemen yanındaki tığ battımın içine giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. Yine 3 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girip 2, 2 ve 2. Tığımızda yine 3 tane ilmeğimiz var. Üçünü birden buraya kapat. 5 zincir. 5 zinciri bu aralıktan ikisini bir şöyle trabzanın tepe noktasından kapattım. Burada tam orta kısmı şöyle bakın küçük bir tepecik dediğim gibi arasına bir zinciri unutmayalım. 2 defa tığı doladım. Hemen yanındaki tığ battıya bakın şöyle sıkı sıkı alıyorum uzatmadan. 2, 2 aldım. Son ilmek tığımda şöyle 2, şöyle 2. Evet. Son ilmek tığımda 3 tane şöyle 3'ünü birden kapattım. 5 zincir. Kapatıyorum kirpiğini. Araya muhakkak bir zincir. Bir defa doladım. Sonuncu. Bakın 2 aldım. Bir defa doladım. 2 aldım. Bir seferde sadece 2 alıyorum. Yine 3 tane bu şekilde. Şöyle göstereyim. Üçünü birden aldım. Tepe noktasına 5 zincir. Aradan girip kapattım. 3 tane zincir. Bakın hemen yanına. Şöyle tepeciğimizi bitiriyorum.
Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın ortadaki 3, kenarda 2 tane kirpikten oluşuyorsa tepeciğimiz bu kadar. Evet. Şimdi bademimizin kenar kısmına geldik. Burada bir tane ve 3 zincirle şöyle bakın ara suyu olarak bir tane bıraktık. Bademimiz de dağımızın arasına ve ilk ilmekten girip ilk kirpikten girip sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın bu boşluktaki trabzan olarak yaptığımız yuvadan giriyorum. Yine 3 zincir. 1, 2, 3. Bunların zincirini sıkı sıkı çekerseniz şöyle zürafa gibi hoş durur arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Şöyle. İlk sağdaki trabzanlardan oluşan yuva. Soldaki de zincirden oluşan yuva. 7 tane zincir çekiyorum. Bu tepe noktasına 3 tane kirpik yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle 3 tane kirpiğimizi yaptık. Yine aşağı aynı şekilde 3'er zincirle iniş yapacağız. Hemen yanındakine giriyoruz. 1, 2, 3 zincir. Şöyle 3 zincir. 3 zincir çekiyorum. Bir tane bırakıp ikincisinin içerisine girip sabitliyorum. 1, 2, 3. Evet, ara kısımda bakın bir tane sağda ve solda tığ battı bırakıp bademin tığlama işi de bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir tane daha sizle tepecik yapalım. Hem sağlamlaşsın. Evet, 3 zincirin üzerine bir defa tığımı dalıyorum. Hemen yanındaki tığ battıya 2 tane 1 ilmek alıyorum. Bakın, ikisi tığımda. Bir defa tığımı dalıyorum. İkisini birden alıp sonra üçünü birden kapattım. 5 zincir. Ara kısımdan girip kirpiği kapatıyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Bir tane dolama artırdım. Şöyle 2 ve 2. Yine son ilmek tığımda. 2 defa tığı doladım. Aynı şekilde. Şöyle 2, şöyle 2. Üçünü birden kapatıyorum. 5 zincir. Yine ara kısma geçiş köprüsü bir zincir. 3 defa tığımı dolayıp hemen yandaki tığ battıya şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2. 3 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2 ve 2. 3 seferde 2, 2 aldım. Son ilmek yine tığımda. Son 3 ilmeği de bu şekilde hepsini birden kapatıp 5 zincir çekiyorum. Kapattım. Ve yine bir tane zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Şimdi ters işlem yapıyoruz arkadaşlar. 2 ve 2. Tekrar 2 defa tığı doladım. Aynı tığ battının içine 2, 2 alarak şöyle kalın bir trabzan oluşmasını sağlayıp son 3'ü çekip 5 zincir. Kirpiğimizi oluşturup kapattık. Araya yine bir zincir, bir defa doladık. Hemen yandaki boş tığ battıya 2 tane aldım.
Bir defa tığımı doladım. Şöyle yine iki tane aldım. Geriye kalan üç ilmeğin üçünü birden kapattım. Şöyle minik bir trabzan. 5 zincir. Evet. Kirpiği oluşturdum. 3 zincir. Hemen dibine arkadaşlar. Şöyle hiç tığ atlamadan dibine yapıyorum. Yine 3 zincirimi çekip, şimdi bademimiz olsaydı bademimizin ilk kirpiğine girecektik. Bu şekilde hemen bakalım. Evet, şöyle tülbentimi arka tarafına şöyle fon yapıp şöyle bir de bakmanızı istedim arkadaşlar tamamına. Hoş ve zarif oldu. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Şöyle sökerek ve yavaş yavaş anlatarak yardımcı olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir de toplayıp beyaz zemin üzerinde göstereyim. Evet, ilk başlar gibi nasıl başlanırsa o şekilde anlatmaya yardımcı olmaya çalıştım. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.